önemli güçlerinden biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri, barış ve huzuru sağlamak için kendisine verilen her türlü görevi büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Bu hafta Bosna Hersek'te yürütülen barışı destekleme harekatında görevli olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle birlikte olacak ve onların buradaki çalışmalarına hep birlikte tanık olacağız. Başkanı Kurmay Albay Suat Tınaz'la birlikteyiz. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Komutanım, buradaki vazifenizden bize kısaca bahseder misiniz? Buradaki vazifemiz Ulu Önder Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi ışığında Bosna Hersek'te tesis edilmiş olan huzur ve güven ortamına katkıda bulunmak ve milli menfaatlerimizi koruyarak Türkiye Cumhuriyeti'ni onurla temsil etmektir. Peki efendim, biraz da birliğimizden bahsedelim. Bosna Hersek'teki harekatı Avrupa Birliği gücü idare etmektedir. Bu güce bağlı olarak görev yapan bir manevra taburu bulunmaktadır. Bu uluslararası taburda bir motorlu piyade bölüğü, yine Avrupa Birliği gücüne bağlı olarak görev yapmakta olan Entegre Polis Gücü'nde bir jandarma bölüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca Zenisa bölgesinde bir bölgesel koordinasyon merkezi ile buna bağlı görev yapmakta olan 4 irtibat ve gözlem evinde de Türk personel bulunmaktadır. Avrupa Birliği gücü karargahı ile NATO karargahında da muhtelif karargah subaylığı kadrolarında Türk personel görev yapmaktadır. Oranımız burada nasıl gözüküyor? Toplam 6 manevra bölüğünün ikisi Türktür. Bunun dışında 5 bölgesel koordinasyon merkezinin birisi ile toplam 45 irtibat ve gözlem evinin de 4'ü Türktür. Askerlerimiz ve sizler görevlerinizin dışında sosyal etkinliklerde bulunuyorsunuz. Birçok aileye yardımlarda bulunuyorsunuz. Bize biraz da bunlardan bahseder misiniz? Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri 1994 yılından beri sivil asker işbirliği kapsamında Bosna Hersek halkına her türlü konuda yardım ve desteğini sağlamaya devam etmektedir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulduğunda okullar inşa edilmekte. Bu okullarda ihtiyaç duyulan bazı dershaneler onarılabilmektedir. Yine gerektiğinde yolların, köprülerin bakımı, onarımı yapılmakta. İhtiyaç sahibi ailelere gıda, giyim yardımları yapılmaktadır. Yine her yıl toplam 500'er kişiye
Türkçe kursları da verilmektedir. Girdi. Bu kapsamda 2 Nisan 2007 tarihinde Türk Temsil Heyet Başkanlığı kuruldu ve ülkede görevli tüm birliklerimiz bu başkanlığa bağlandı. Konuşarak televizyon seyrediyor. Ekonomisini yeni yeni oturtan Bosna Hersek'te görev yapan personelimiz, ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara sürekli olarak gıda ve kırtasiye yardım yapmakta. Bunun yanında Mehmetçik verdiği dil eğitimiyle yılda yaklaşık 500 kişinin Türkçe öğrenmesini sağlıyor. Elma alacağım. Çarşıya gidip elma alacağım. Yaklaşık 14 yıldır Bosna Hersek'te varlığını sürdüren birliklerimiz, ülke halkına yardım ve destek görevini sivil asker işbirliği kapsamında aksatmadan yerine getirmeye devam ediyor. Hafızasında savaş izlerini taşıyan ve bu savaşta birçok yakınını kaybeden bir neslin olumlu yönde yetiştirilmesini sağlamak için büyük bir özveriyle çalışan Mehmetçik, bu kapsamda birçok faaliyet gerçekleştirmekte. Türk birliklerinin destek çalışmalarından bir diğeri ülkedeki okul, çocuk yuvası, yol ve köprülerin bakım ve onarım çalışmaları. Ülkedeki birçok okulun onarımında Türk askerinin alın teri var. Dünyanın dört bir yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni en iyi şekilde temsil eden Mehmetçik, sahip olduğu sağduyuyla bu çalışmalara katılıyor ve eğitim kurumlarının iyileştirilmesi çalışmalarında çok önemli bir rol oynuyor. Silahlı Kuvvetleri
yardım ve destek faaliyetlerini psikolojik etkenleri de göz önüne alarak gerçekleştirmekte. Savaşın etkilerinden sıyrılarak yeni bir sayfa açan Bosna Hersek'te alt kuşakların kalifiye bir şekilde yetişmesi ve kimliğini bulmasında Mehmetçiğin büyük katkısını görmek gerçekten gurur verici. Bir sabah başlıyor. Birlik personeli günlük görevlerini yerine getirmek üzere rutin hazırlıklarını yapacak ve sonrasında birlikten ayrılacak. Birlik, Altia operasyonunun tek manevra birliği olan çok uluslu manevra taburunun bir parçası. Her türlü görevi mükemmel bir şekilde yerine getirebilecek güçteki Türk Motorlu Piyade Birliği 135 personeli sahip. Bu personel 6 ayda bir görev değişimine tabi oluyor ve böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri personeline uluslararası alanda görev yapma tecrübesi kazandırılıyor. Piyade Birliği günlük eğitim çalışmalarını yapmak üzere merkezden ayrılıyor. Birliğin Bosna Hersek'te üstlendiği 3 önemli görev var. Yol kontrol noktası tesis etmek ve yol kontrolü yapmak bu görevlerden biri. Toplumsal olaylara müdahale görevi alan Türk Motorlu Piyade Bölüğü, olay bölgesine yaklaşan ana yollar üzerinde kontrol noktası oluşturur. Kontrol noktası görevleri silah, cephane ve patlayıcı madde kaçakçılığının engellenmesi, bölge içindeki trafiğin denetim altında tutulabilmesi ve emniyete alınmış bir bölgenin giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması amaçlarına hizmet ediyor. Burası UFOR'un kontrol noktası. Ova UFOR bölgede meydana gelebilecek toplumsal olaylara müdahale etmekte birliğin üstlendiği görevlerden bir diğerini oluşturuyor. Bu tip olaylara hazırlıklı olmak amacıyla sürekli olarak emniyet, asayiş ve yardımlaşma eğitimleri yapılıyor. Motorlu Piyade Birliği'nin diğer görevi ise irtibat ve gözlem evlerinin baskınlara karşı takviye ve tahliye edilmesi. Böyle bir duruma hazırlıklı olmak için önceden hazırlanmış planlar çerçevesinde eğitim çalışmaları yapılıyor. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? Ben Enver Göl. Sevgili Enver, burada görev yapmak nasıl bir duygu? Bosna Hersek Türk Film Silahlı Başkanlığı'na görev yapmak her şeyden önce çok onur ve gurur verici bir duygu bence. Biz burada yaklaşık olarak 36 tane ülkenin arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil ediyoruz. Bu çok güzel bir şey bence. Ve biz burada sanki kendi ülkemize gibiyiz. Sanki yabancılık çekmiyoruz biz burada. Çünkü burada atalarımızın bırakmış olduğu izler var.
ne buranın insanının bize karşı çok güzel bir sempatisi var. Evet. Kendi ülkemizde gibiyiz, çok rahatız. Çok güzel bir duygu burada askerlik yapmak bence. Uzak bir yerde, farklı bir kültürdesiniz. Ailenizden uzaksınız. Haberleşme imkanlarınız ya da sosyal imkanlarınızdan bize biraz bahseder misin? Evet, benim adım Gökhan Daldık. Burada çok büyük bir imkanımız var. Türk Temsil Heyet Başkanlığı olarak bize ücretsiz telefonlar sağlanıyor. Ailelerimizle her dakika görüşebiliyoruz, her zaman görüşebiliyoruz. Özellikle internetlerimiz var burada. Artık teknoloji çağında olduğumuz için ailelerimizle karşılıklı bile görüşme imkanımız var. Yani ailemizden uzak değiliz. Özellikle komutanlarımız, hepsi burada bizim bir annemiz, babamız, dedemiz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok uluslu bir ortamda olmanın büyük bir ağırlığı var üstümüzde. Ama bu ağırlığı biz daha iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Özellikle Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nın bünyesindeki Türk Motorlu Piyade Bölüğü'nde bu işi yaptığımız için gurur duyuyoruz. Türk bayrağını, Türk sancağını burada dalgalandırmak ve 36 ülkenin içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil etmek bizim için çok büyük bir gurur. Sen bir asker olarak, birçok meziyetli bir asker olarak burada görev yapıyorsun. Sana ne gibi kazanımlar sağladı burada? Gözlemlerinden bize biraz bahseder misin? Burada yaklaşık 36 tane ülke var, 36 tane farklı kültür var. Burada kendi kültürümüzü en iyi şekilde yansıtıyoruz. Hem duruşumuzla, hem almış olduğumuz eğitimlerle, disiplinlerle farklı kültürleri diğer kültürdeki olan insanlar. Türk Jandarma Birliği asıl görevinin yanında trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konularında yerel polis teşkilatının eğitilmesi görevini de yerine getirmekte. Bütün bu faaliyetlerle ülkenin her yerine adaleti ulaştıran jandarma, savaş suçlularının yakalanması için yapılan çalışmalarda da aktif görev alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Bosna Hersek için Avrupa'nın yapmış olduğu bütün bu iyileştirme çalışmalarının yanında caddelerde günlük hayat akmaya devam ediyor. Akan bu hayatta ise görülüyor ki yardım güçleri arasında Bosna halkına en yakın güç Türk Silahlı Kuvvetleri. Dükkanınız çok güzel. Burada müthiş bir kültür var. Bizim ve sizin ortak kültürümüz. Bize biraz bundan bahseder misiniz? Vi dobro znate istoriju naše zanatstva Bosne, naše çarşı, lijepe vaš çarşı. Bizim ortak sanatlarımızı ve tarihten gelen bu güzel baş çarşımızı ve yaptığımız işçiliğin nereye dayandığını çok iyi bildiğinizi tahmin ediyorum. Što malo prije rekao ste naše zajedničke tradicije, baš tako. Aynen biraz önce söylemiş olduğunuz gibi bizim ortak geleneğimiz bu yaptığımız işçilik. Peki
Türk ordusu sizin için, sizler için ne ifade ediyor? Za vas predstavlja turska vojska i kad kažemo da je asker Turči. Pa da vam kažem, mi muslimani uvijek smo, što se tiče Turaka, bilo nam je nešta golemo, nešta plaho, nešta nabas, a puno nisu Turci dolazili prije rata, a poslije rata smo osjetili šta je turski vojnik, šta je turski insan i ostalo to, sigurnost, ljepota, pa šučru hamdla još kad kažem merhabavi, to je nešta. Biz savaş öncesine kadar Türk insanları hakkında sadece güzel haberler duyuyorduk. Savaştan sonra Türkler buraya gelmeye başladılar sıkça ve Türk askerini ve Türk insanını o zaman tanımaya başladık. Bizim için Türk ordusu her zaman güvenlik anlamına gelir. Özellikle içeriye giren Türk askeri merhaba abi dediği zaman ki hislerimi anlatamam. Yapmış olduğu özverili çalışmalarla Bosna Hersek halkının en çok güvendiği barış gücü haline gelen Türk Silahlı Kuvvetleri, Kosova, Afganistan ve Lübnan'da olduğu gibi burada Bosna Hersek'te kendisine verilen görevleri Türk milletinden aldığı güçle yerine getirmeye devam edecek. Ben Rizvan Halilović, Genel Başkan Bosna Hersek Türkiye Cumhuriyeti Dostluk Derneği Bosfor. Harika. Rıdvan Bey, Türk ordusu sizin için ne ifade ediyor? Türk ordusu tarihte en güzel, en büyük ordusu. Altın ordu. Bizim Bosna'ya çok önemli Türk askerler, Türk subaylar. Biz çok seviyoruz, çok biz büyük Türkiye askerler daha güzel. Avrupalılar, Amerikalılar, Türk askerler en güzel, en büyük, en disiplin, en iyi insanlar. En burası Sarajevo, çok gidiyor Türk askerler ama güzel. Kapıya girerken hemen kenarda bir flama vardı. Konuşuyor. Türk ve Boşnaklar kardeş. Evet. Kardeşler. Burası Türk bayrağı, sonra Boşnak bayrağı, beraber kardeşlik. Biz aynı. İki devlet, iki millet ama kardeşler. Sevgili Halis, yaşadıklarınla ilgili bizimle neler paylaşabilirsin? Mesela burası, bu Türkler çok önemli. Mesela Türk askerleri. Mesela dün savaşta asker var. 4 sene. Ve bu Daytona sözleşme var. Bu yüzden bu savaş bitmiş. Biz de bu tepede. Ve bu komutan söyledi. Haydi gidelim, bu silah bırakmış. Ve her askeri söyledi. Sadece biz de bu Türk esfor, Türk askeri. Biz de gördüm bu Saraybosna Türk tankı. Ara sonra biz de silah bırakmış. Bu oldu, bu Türk askeri Saraybosna'da geldi 99'da. Biz de bu Türk bayrağı gördüm. Ondan sonra biz de silah bırakmış. O zaman geldi bu Ruslar, Ukrayna, Amerika'dan herkes, ama bizde sadece bir arkadaş var. Benim için sadece bir arkadaş var dünyada, bu Türkler. Az önce çok güzel bir şey söyledin. Türk ordusunu, Türk askerini bekledin ve silahını öyle bıraktın. Evet. Çok güzel. Peki bununla birlikte senin için Türk ordusu başka ne ifade, nasıl ifadelendirebilirsin Türk ordusunu? Evet, mesela biz de Türkiye'de beraber 5 yıl sene biz de bir devlet. Sadece biz de 100 sene başka devlet. Ve mesela burası biz de Boşnak ama biz de aynı Türkler yani. Biz de Türk ve benim için Türkiye de benim devlet, aynı Bosna Hersek ve Türkiye, ben iki tane devlet var. Bir
Bosna Hersek, bir Türkiye. Bu farkı yok. Bir de Halis, sokakları dolaşırken hala bizim tarihimizden esintiler gördüm ve onların çok güzel bir şekilde korunduğunu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Bana bunlardan da bahseder misin? Mesela bu Saraybosna, bu küçük İstanbul ya. Ve bizde Boşnak, burası bizde güvenlik. Bizde güveniyor bu Türk tarihler, Türk cami, baş çarşı, Türk kültür. Geçen haftanın sorusunu hatırlayarak başlayalım. Ordu'dan küçük, tümenden büyük olan birlik hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı Kolordu olacaktı. Sorumuzun doğru cevabını bilen seyircilerimiz arasında çekilen kurada kazanan talihlimiz. Gelelim bu haftaki Genelkurmay Başkanlığı Saat Ödüllü sorusuna. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk Genelkurmay Başkanı kimdir? A. Mareşal Fevzi Çakmak, B. Orgeneral Kazım Karabekir, C. Orgeneral Fahrettin Altay, D. Orgeneral İsmet İnönü. Sorumuzun doğru cevabını bilen seyircilerimiz en geç çarşamba gününe kadar ad, soyad, açık adres, telefon numaraları ve kısa özgeçmişleriyle birlikte Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı 0600 Bakanlıklar Ankara adresine veya 0312 419 99 21 numaralı faksa ya da savastabarista@tsk.mil.tr elektronik posta adresine başvurabilirler. Programımızı Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vecizesiyle kapatmak istiyoruz. Büyük işler, önemli atılımlar ancak birlikte çalışma ile elde edilebilir. Hoşça kalın.